Biliyorsunuz şehir dışından gelen konuklarımız, gelin kayınvalidelerimizin kaldığı bir otel var. Dün Beyhan kayınvalidem o oteli ziyarete gidiyor. Orada Tuğba ile konuşuyor. Tuğba ile ne konuştun? Otele neden gittin? İzleyelim, üzerine de konuşalım. Ne karıştırıyorsun yine? Ya sen şu an bana ne suçun atıyorsun? Ne anlatıyorsun sen ne yine? Ne anlatıyor bu ya? Beyhan teyze, Tuba'nın etrafında ne yapıyorsun? Benim gönlümü alacaksın. Ya benim etrafımda falan değil ya. Senin yanında buradan çıkmak çıkmış gelmiş otele kayınvalidemle konuşmaya. İzin vermedim. Gönül annemin bir tane bile onunla bununla şununla muhabbeti var mı? Yok. Bir tek senden. Bak yine geldin, yine ortalığı bozdun. Tuğba, İzin her şey senin başının altından çıkıyor. Ben sen diyorum ki... Amacı ne biliyor musun? Bizi buradan diskalifiye ettirip rahat rahat at koşturacaksın burada. Beyhan teyze, sana 40 defa dedim. Kayınvalidemin aklına girme. Tuğba, benim gözümden düştüm. Hayır. Yaşarım, sen ne anlatıyorsun? Yaşın, ya ben düşerim gözünden. Tamam, ben biliyorum ki seni tekerleklerle konuşalım. Beni tekerle etmedi. Kendini öyle. Dinlemiyor bile ya. Sen ne diyorsun? Ben üste çıkma. Ben seninle ne konuştum? Üste çıkma. Ne dedim? Ne konuştun? Ne konuştun benimle? Dedim sen ki. Yaptın. Sen ettin, sen yaptın. Neyi yaptım ben ya? Bir ben amaç dedim. İçin gidilmişse bunun nedenini söyle ki kadını da zan altında bırak. Ya arkadaşım ben diyorum ya. Kızıyor, gelini kızıyor. Ben onu diyorum bak, sana. Ben zaten görürseniz de Tuğba'yla konuşuyorum. He. Dedi ki fikir alışverişi yap. Kendi ayağınla gitmişsin. Tamam. Ne olduğunu bilmiyorsun. Sonra diyorsun ki beni Tuğba çağırdı. Evet. Tuğba da diyor ki benim kayınvalidemi aldatma. Kurduğun şeyleri alet etme diyor. Ya hadi bir sus Allah aşkına bozuk plak gibi ya. Sen dün yaşadığımızdan sonra... Otelde ne işin var? Otelde ne işin var? Gönül Hanım'ı... Yani... Hayır, plan yapmaya geldi Gönül annemle. Ben bunu yakaladım. Sen ne arıyorsun dedim. Sonra Gönül annemle birlikte böyle ayrılmadım hiç yanlarından. Sonra Gönül annemle dedim ki çık duşa, duşunu al. Beyhan teyze burada zaten. Görüşmelerine mi izin var? Asla konuşmalarına izin vermedim. Sen niye gidiyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Sen buradan çıktığımızda benim peşime takılıp... Ya benim gönlümü alıp Yeşim bundan sonra hiçbir şeyin içinde olmayacağım. Karışmayacağım. Yok yok geldi. Orman çekiyorlar. Diyeceğine kalkıp ben koşa çekiyorum? Koşa niye gidiyorsun? Ne konuşuyordunuz Tuğba ile orada hararetli? Tuğba ben... Ben ona dedim ki bir daha sakın kayınvalidemin kafasına girme. Ben senden artık yoruldum. Entrikalarını git başkalarıyla yap dedim. Niye gittin niye? Söyle bana ya. Beni çağırdı. Çağırdım ne yaptım? Niye çağırdım seni? Sen ne yapsın Tuğba? Niye çağırdım anlat. Niye çağırdı? Hadi uydur düşünmen lazım. Şimdi, biraz zaman lazım. Bak niye çağırdı beni? Gel dedi ki seninle konuşalım. Tamam ne konuştun? Gittik oraya dedik ki kayınvalidemle dedi ne konuştuğumuz dedi. Niye aklına giriyorsun? Niye yapıyorsun dedi. Aynı ben kapı. De dedim ki. Ha? Aynı kapı. Ben sana bir geldiğin dakika. Anda yakaladığım anda dedim ki. Bir dakika. Ay, o çağırma sebebi olarak. Hayır çağırmadım. Bak bir dakika çağırdın. Ondan sonra. Hatta oradayken ben sinirlendim. Dedim ki biz dedim gönlümle fikir alışverişi yapacaktık. Sonra aklımız döndü öyle bir şey yazdık dedim. Yani bu dedim. Ondan sonra fikir alışverişi yapmakta dedim. Yani ben gönlümü kandırmış mı oluyorum? Niye dedim. Geldin? Sonradan sen beni çağırdın. Sonra da ben bana dedim ki size iyilik yaramıyor dedim. Ama otelden dün... diye sen attırdın diyor. Geldim çıktım geldim. Dün, taksiye bindim. Dün uyarı aldınız son evet, kez. Dün ya. Ne cesaret yani yine Gönül Hanım'la buluşmaya çalışıyorsun. Ya Tuğba çağırdı ya beni. Nasıl çağırdı telefonla mı? Yoksa mesaj mı attı? Buradan çıkarken dedi ki ben sana dedi servise binince tamam, konum attım. Tamam mikrofon takılı. Sen ya dedi. Konum attı mı sana Tuğba? Ha? Konum mu attı Tuğba sana? Yolu tarif etti konum atmadı. Bak. Demin de konum attı. Kıvır kıvır. Diyecektim ki konumu göster bana. Ya. Bak gerçekten ben yaramaz çocuk gibisin Beyhan abla ya. Taksi şoförüne de Tuğba mı tarif etti neresi? Ha yolu şuradan gel buradan gel. 200 lira param da boşuyor. Bir de para verdin ya. Taksiye. Bir ya de 5 dakika bile kalamadın. Bir de çok az kalmışsın. Evet gönderilmişsin ya. Otelden. Ya bir de böyle sevimlilik falan yapıyor işte. Şöyle böyle konu evet. Falan diye geçiştirmeye çalışıyorsun da o iş öyle değil. Sen yine geldin gönül annemin kafasına girmeye. Gördün mü ben seni gönlümü? Gördün ya. Bir de gördüm. Kim gördü bizi otururken biri gördü kim burada. Kim gördü ben gönlümün yanında beni kim gördü? Üçümüz otururken gördü. Aleyna gördü bizi. Aleyna bana şu olayı anlat. Sen çekmişsin zaten. Ya ben çektim zaten. Fazla duymadım hiçbir şey.
Tuğba'yla zaten Beyhan teyze fısır fısır hararetli bir şekilde konuşuyordu. O yüzden anlamadım ben birden. Zaten Beyhan teyze de çıktı gitti. Çok kalmadan gitti mi? Yok, çok kalmadı. Tuğba kalamaz zaten. Beyhan'ı gördün mü konuşurken? Konuşurken gördüm de çektim zaten. Yeşim de görsün diye. Hani benim çünkü her söylediğim inanmadığınız için... Hayır, Gönül ablayla gördün mü? Alelülle. Hayır, onu görmedim. Gönül teyze duşa gitmişti. Yani hiçbir şekilde karşılaşamadınız mı Gönül? Yok, şimdi o içeri girdiğinde... Beyhan abla niye yoruyorsun bizi? Niye i̇çeri girdiğinde bir yere gittim, Tuğba abi yukarı yolladı. Bir dakika, duşa. Ben otele gittim. Evet. Tamam baya. Diyecektim ki, konuşacaktım. Bak Tuğba, ben Gönül'ün ipliğini pazara çıkaracaktım. O da beni hiç dinlemedi. Dinlemedi. Dinlemem. Pazara çıkaracaksın ipliğini. Ben onun yani gerçek yüzünü göstereceğim. Tamam. Ben gerçek yüzünü biliyorum. Sen bilmiyorsun. Biliyorum. Bilmiyorsun. Biliyorum. Kim ne tarafa çekerse. Ondan sonra dedi, sen niye geldin buraya? Çünkü ben tedirginim. Son uyarıyı aldık, gönderdik. Evet. Anlamıyorlar beni ya. Dedim ki bak Tuğba bir dakika. Ben dinlemedim dedim, ki. Tuğba beni bir dinle. Dinlemiyorum dedim. Böyle ellerine tuttum. Tuğba dinle dedim. Dinlemiyorum. Dinlemem ben dedim. Niye geldi buraya dedim. Dedim ben sana delik yaramıyor dedim. Sen farkında mısın? Eğer sizin şu an yan yana görüntünüz fısır fısır çıksaydı... ...gerçekten diskalifiye olacağınızı anlamadın mı hala? Onun için uğraşıyorsun zaten. Bir şey mi söyleyeceğim? Diskalifiye oldurmak için... Ne işi var ya otelde? Ne işin var? Ya Tuğba engellemese yine aynı şeyi yapmışsın. Ben Gönül'ün yanına hiç görmeyeceğim. Ya senin amacın oydu. Gönül annemin de. Tuğba'nın yanına gittim. Ama hayır, Gönül'le görüşmeye gitmişsin. Ben birbirlerinin numaralarını engelledim telefondan. Belki mesaj yazma falan çıkar diye. Gönül annem beceremiyor çok o işleri, hallettim. Bilmiyor. Farklı numaradan arar. Bu kafaya koyduktan sonra ulaşır o yani. O beceremez. Açmayı bile beceremez. Ben kafama koyduktan sonra konsüllü telefon yok mu? Konsüllü mü? Ankesörlü mü? Ondan ararım. Yap. Aferin sana. Çok güzel. Aa, bak. O zaman da beni karıştırma. Diskalifiye olmak istiyorsan gelinini al git buradan. Beni karıştırma. Ben diskalifiye olmak Tuğba, istemiyorum. Tuğba şimdi Allah'ını seversen kendini de yani sütten çapı ne yaptım? Kaçırsanma. Tamam söyle, ne yaptım? Ya ben sana. Ne yaptım sana? Ben sana insan gibi. Beyan teyze bana 5 ver mi dedim sana? İnsan ne dedim? Gibi. Evet. Yine ortalığı karıştırmışsın. Ya ne karıştırıyorum Allah aşkına, kendim aklıma çalışıyorum ya. Neden gittiğin belli değil, kiminle konuşmaya gittiği belli değil. Ses kaydı da maalesef canım, yok, anlayamadık. Canım, kendimi aklamaya çalıştım. Sürekli bir inkar durumu bana var. Bana akla ya. Beyhan abla, vallahi dikkat et bak.